Çünkü dersimizde hinaus, heraus kelimelerini daha yakından tanıyacağız. Aslında bu derste daha çok hin und her ile başlayan veya biten kelimelerin arasındaki farkı öğreneceğiz. Şimdi yer ve yön belirleme zarfları o kelimeler der ort yer, die Richtung, yön. Hmm. şimdi yer ve yön dedik ya yer değiştirme bir şeyin bir nesnenin yerini nerede olduğunu öğrenmek istediğimizde wo diye sorarız ondan sonra cevap alırız işte here, dort vesaire yani burada, orada falan diye tamam yönde de yani yer değiştirmede de bir nesnenin bir yerden başka bir yere gitmesi e, olayı oluyor ve burada soruyoruz wohin? Woher de tanırsınız siz ama daha çok wohin diye kullanıyoruz. Farkındaysanız eğer diğer de, derslerde de öyle kullanıyoruz. Woher de var. Wohin ile woher'in farkını eğer öğrendiysen, öğrenebilirseniz şimdi dikkat edip de o zaman daha e, diğer kelimeleri ''hin'' ile ''her''deki diğer kelimeleri de artık anlarsınız Bizim burada Şey var ''Smiley'' var ben onun adını ''Ali'' koydum neden Çünkü hani var ya ''Ali topu at'' Oradan aklıma geldi Çünkü Bunun elinde bir top var ve bu topu Diyor ki Ali diyor bak dikkat ediyorsunuz ben demiyorum burada Ali ile benim arası, aramda bir diyalog geçecek şimdi dikkat edin. Ali bana soruyor, wohin yani topu nereye atayım diye soruyor mesela. Ben de diyorum ki buraya at. Şimdi eğer buraya at, bakın buraya fail yaptım ya ben derken hierhin. Buraya, bu, özellikle burayı gösteriyorum. Hirhin ve Ali'den yani topu tutan kişiden ve soruyu soran kişiden uzakta oluyor. O yüzden soruyor. Vohin diye. Nereye? Ben de hierhin buraya yani kişiden, topu tutan kişiden uzakta oluyor. Ve Ali topu benim söylediğim yere atıyor. Tamam Bunu anladınız. Wohin. Hini konuşuyoruz biz burada. Şimdi woher. Şey diyor ki. Buna da dikkat etmemiz lazım şimdi. Woher. Şöyle de kullanabiliriz. Von wo. prepozisyonu von wo. Nereden. Nereden geliyor top diye soruyor. Bana top Nereden geliyor? Tekrar şey soruyor bak bunu. Ali, Ali'nin şeyiyle bakarsak eğer, her Top nereden bana gelecek? Top nereden bana gelecek diye soruyor. Ben de diyorum ki buradan, buradan, ya Ali'den uzak olan bir yerden Ali'ye gelecek, buraya gelecek. Here, here. Diyor ki topu bana at. Uh, topu uh, uh, yani buraya at, buraya. ya Bu aslında bu doğru biliyor musun? Buraya doğru yani. Ama Ken Ali kendi bakış açısından söylüyor. Here here bana topu bana at diyor. Um, yani Voinle ve mesela arasındaki farkı öyle şey yapabiliyorsunuz. Ee, Baş rolü oynayan Ali'nin bakış açısından baktığınızda yani konuşan kişinin uzağında mı, uzağa mı gidecek, başka yere mi gidecek ya da konuşan kişiye mi gelecek? Öyle bir olay var. Bunu anlarsanız eğer, diğer kelimeleri de anlamanız daha kolay olur. Şimdi top nerede? Ale'nin elinde tekrar. Bir wechselpräpositionlar var. bir dakika. Bu wechselpräpositionların listesini işte böyle vermek istedim ki bakın bunlar hem datif hem akusatif bekliyor. Ben burada for'u kullandım bu örnekte. Nasıl diye arasındaki farkı görün diye. Wo sind meine Schuhe diye soruyorum. Bakın, benim ayakkabılarım nerede? Deine Schuhe sind vor der Tür. Der diyoruz çünkü Türün ähm artikeli di. Ben artık şey ilkokuldaki gibi yazmayı tekrar öğreniyormuşum gibi oldu. Bakın bayağı da güzel yazmaya başladım. Kalemsiz yazıyorum fareyle, mouse, mouse ile yazıyorum. Bayağı da oldu artık ha göreceksiniz süper. Gerçekten el yazım gibi olacak neredeyse. Deine Schuhe sind vor der Tür. Hmm, ne demiştik? Türün asıl artikeli değil ama datif de kullanırsak diğer kullanıyoruz. Orada kafanız karışmasın. Dedik ki bu veksel prepositionlar dedik. Bu listede gördüğünüz hem akusatif hem datif de kullanılır dedik. Ve örnek olarak da for'u almıştık. Wohin legst du meine Schuhe? Bakın wohin? Ayakkabılarımı nereye koyuyorsun diye soruyoruz. Ich lege deine Schuhe vor die Tür kapının önüne koyuyorum. Bakın bir nesne bir yerden başka bir yere yer değiştiriyor. Ee, burada da di tür diyoruz. Çünkü di türün artikeli di ve akusatif kullanıyoruz ya. akusatif de di oluyor o zaman tekrar. Okey bunu anladınız. Bu gördüğünüz kelimeler hinüba, herüber falan işte dörtin falan vesaire bunlar lokal adverbiyen ve mesela dört dediğim zaman dörtte da hinmin yok bakın und ve o yüzden bunlar sadece bir yer belirliyor. Burada dört hin dörtün arkasına hin eklediğimiz zaman yer değiştirme oluyor. Aynısı bunlarda da geçerli bakın. Örnek yapıp da bakarsak eğer, Wo ist die Vase? Vazo nerede? Auf dem Tisch. Im um, Dativ auf dem Tisch ve bunun yerine duart da diyebiliriz. Nerede orada. Dörtinde ise wohin legst du die Vase auf den Tisch. Yer değiştiriyor. vazoyu alıyorum masaya koyuyorum. Akusatif din. auf den Tisch dorthin. Oraya koyuyorum. Hin, hin, hin. Hmm, böyle. Hin, hin, bohin, dört hin. İkisini sinonim kullanıyoruz biliyorsunuz. Yani authentic veya dört hin diyebilirsiniz yani. Onu o şekilde. Buraya bir tane liste yaptım. Hier da dört filen. Ondan sonra hinli mekan değiştirme ve herli mekan değiştirme kelimelerini. Verdim size Dahiyer dahin dahiyer bunların dersini yaptıydım zannedersem bir hatırlıyorum Ama farklı bakış açılardan yapmıştım Yani daha farklı anlatıyorum orada burada daha farklı anlatıyorum çok Değişik oluyor yani konu, konu içinde Kelimeleri farklı anlatıyorum çok enteresan bir şey oldu bu şimdi So here Hier liegt das Brot. Ha, hier kelimesi yani ne baktığımızda burada hier hin mi desek, hier her mi desek diye hiç düşünmenize gerek yok arkadaşlar. İkisini aynı şekilde kullandığınızda e, gramatik hatası getirmez. Aynı kullanabilirsiniz. Hier liegt das Brot. E, ekmek burada. Hier hmm. liegt... E, Ekmek burada. Türkçe'de iki kelime var. Biz Almanca'da dört var. Bir tanesi de fon artikel. Neyse. Lik ekmek burada. Ha şeyde Türkçe'de fiil yok. Hier liegt das Brot. Lik leg de legen, biliyorsunuz. E, leg, legen ya. Türkçe'de şeydi işte. Ö, 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 öf. Öf. Söyleyemedim. Neyse. Siz bakın. Yani ligen şimdi ligen ee, aslında normalde insanlar liken yaparsa mesela koltuğun üstünde böyle yatar. Mesela yataraktan televizyon seyreder falan. Okey yataraktan. Ama e, ekmeği de yatar diyemiyoruz da Türkçe tercümesi. Ee, ekmek orada. İşte o kelime bende yok. Uh, leg das Brot hier hin. Ha bunu ya yaptık zaten ya konuştuk. Yani bak legen uh, ekmeği buraya koy. Okey. Biz bunu hallettik. Devam edelim. Daha da biraz dikkat etmemiz lazım. Bunu öyle kafamıza göre her yerde kullanamayız. Das ist das Brot ist da. Ekmek burada diyoruz. Veya bu cümleyi iki manası var aslında tercüme ettiğimizde birincisi ekmek burada yani ekmeğin burada olduğunu gösteriyoruz. İkincisi ise e, e, sabah kalktığınız ekmek yok kahvaltı yapmak için ekmeği almaya gitti birisi. Ondan sonra geldi. Diyor, işte, das brot ist da ekmek geldi. Ya, anlıyorsunuz, Yani ekmeğimiz artık var gibi. Hani geldi. Böyle bir şey. Neyse devam edelim. Das, uh, das Brot dahin. Ekmek geldi. Ondan sonra ben de diyorum mesela, ekmeği buraya koy. Buraya koy. Dahin buraya. Tamam. Daher biraz değişik uh, oluyor. Burada dikkat etmemiz lazım. Tabii ki diyebiliriz. Leg das Brot daher diye. Daher diyebiliriz. Sinonim olarak kullanabiliriz. Hata getirmez. Bir de stammst du auch daher dediğimizde şöyle bir şey ama önceden bir iki kişinin bir konuşması olması lazım. Birisi diyor ki ben diyor Türkiye'den geldim diyor. Ondan sonra öbürü de üçüncü kişiye soruyor. Sen de mi oradan geldin? Diye soruyor. Stammst du auch daher? Oradan yani aus der Türkei zum Beispiel. Geldin mi diye soruyor. Yani bunda biraz birazcık dikkat etmek lazım. Ama ben zaten işte bir ders hazırlamıştım zannedersem böyle daherli falan. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü yoksa dedim ya farklı bakış açılardan anlatıyorum. Farklı konu içerisinde anlattığım için farklı da o zaman kullanma şeylerini görebilirsiniz. Ben devam edeyim. Das Brot ist dort. Das Brot ist dort. Ekmek orada diyoruz burada. Leg das Brot Dorthin ekmeği oraya koy. her pek kullanılan bir şey değil. Yani her pek kullanılmıyor. En azından yani benim çev çevremde. Çünkü biliyorsunuz Almanca bir orada farklı orada farklı kullanılıyor. Yani kelimeler doğru onu söylemek istiyorum. Neyse ben devam edeyim. Biraz kafam karıştı. Biz Dortheare'i pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun yerine von dort kullanın. Daha temiz Almanca olmuş olur. Siz bunu kullanın. Ich komme gerade dort Yani aslında demek istediğin şey Ich komme gerade von dort. Von dort derken de şöyle bir şey olabilir. Mesela nereden geliyorsun sen? Dediklerinde ya da veya iki kişi konuşuyor. Biri diyor ki ya diyor işte dün deprem oldu diyor. işte şurada oldu diyor falan ondan sonra. Öbürü de diyor ki ben zaten oradan geliyorum. Ich komme gerade von dort ya da dort yer. Ben oradan geliyorum. Bahsettiğimiz yerden geliyorum. Gerade. Okey. Irgendwo böyle kaybolmuş olan bir şeylerin kaybolmuş olan nesli, nesne veya kişilerin artık bir, yerler, bir yerlerde olması. Das Brot ist irgendwo. Ya, yani ekmek bir yerlerde bilmiyorum. Koydum bir yere ama nereye koydum bilmiyorum. İşte bir yerlerde. Ich habe das Brot irgendwo gelegt de zaten. Bunu anlatıyor. Ekmeği ben bir yere koydum. Bir yerlere koydum. Ama hani bilinmeyen bir yer kaybolmuş oluyor o zaman ekmek Bu öyle Bunu sinonim olarak e, Irgendwoher kullanmayın Ir Irgendwoher de çünkü Yine tekrar von, von irgendwo oluyor yani nasıl e, Biz mesela ekmeği e, aldığımızda Şeyden O e, Nereden artık alıyorsak oradan ee, O ekmek nerede üretildi Ya işte ille de ekmek olmayacak ya ya mesela ne var Domates e, soslarının Çin'den geldiğini duydum ben Çok enteresan çünkü hep İtalya'dan geldiğini düşünürdüm Ama vallahi Çinli, Çinliler de Domates üretip Domates sosu yapıyorlarmış filan Ondan sonra Çin'in işte ne bileyim Bir yerlerinden diyorum geliyor. Bu da aynı öyle. Geliyor ama nereden bilmiyorum nereden geliyor. Ne geliyor derken geliyor derken her yani konuşan kişiye geliyor. Yani o, ba, uzaklardan konuşan kişiye geliyor. Neyse ya siz bunu da anladınız. Devam edelim. Burada yine size bir sürü bir sürü kelimeler gösteriyorum droben, drunten, drüben, drinnen, draußen, drinnen, draußen bilirsiniz. İçeride dışarıda oluyor. Drüben öbür taraf gibisine oluyor. Öyle tercüme edebiliriz yaklaşık. Über, überqueren falan var ya hani yoldan öbür tarafa geçmek falan. Droben, dort oben nin kısaltması. Drunten, dört untenin kısaltması. Drunten'i e, daha detaylı inceleyeceğiz. Ona dikkat etmemiz lazım çünkü. Başka ne vardı? Ha işte, dört o ben ne zaman yukarıda, ne zaman dört o ben oluyor? Yukarı koyduğum zaman. Wenn ich es hinauf gelegt habe, oder wenn ich es herauf gelegt habe, o zaman dot oluyor. Tamam. Okey. Devam edelim. Drunter demiştik. Drunten. Drunter var. Drunten var. İkisi de var. E, yalnız Drunten'i daha çok Süddeutschland'da veya Österreich'te kullanılıyor ve ikisinde ki farkı göstermeye çalışıyorum size şimdi bu cüm iki cümleyle. Drunten im Unterland schneidet es. Tüh ben bunu önceden tercüme ettireydim şeye Google'da e, daha kolay olacaktı. Ben bunu nasıl tercüme ettim? Unterland neydi be? Aşağı ha aşağı köy. Bizim orada da var. Benim geldiğim yerde var. Aşağı köy, yukarı köy var. Va yeni köy. Aslı yeni köyden geliyorum. Adı yeni köymüş. O acayip böyle şeyler varmış orada. Ta benim dedemlerin zamanında İstanbul yoluymuş orası. Aa, bu arabalar falan yokken oralarda İstanbul yoluymuş. Yani e ee, oradan şeyler geçiyormuş. Um, kerva, kervan yok. Neydi ya? K kar kervane. Ya şeyler geçiyormuş böyle hmm, insanlar uzaklardan o yoldan geçip İstanbul'a gidiyormuş öyle anlatayım. O zamanın zamanında atlarla matlarla. Ama dedem ufakken aşağı köy, yukarı köy diyorduk değil mi? Ben nereden nereye geldim? Drunten im Unterland schneite Um, yani aşağı köyde aşağı köyde kar yağıyor derdik Türkçede. Drunten de uh, dort unten oluyor. Dort unten im Unterland schneit es. Fakat drunter realisi olana bakarsak eğer ich ziehe mir drunter eine bluse an. Mesela şöyle düşünün. Ceket giyeceksiniz ve ceketin altına ne giyeceksin diye soruyor başkası. Ceketin altına. Mesela ben de diyorum ki ceketin altına. Burada da drunter. Bir dakika kalem alayım. Burada da drunter ceketin altı yerine geçmiş oluyor. Bluze giyiyorum. Da Runter ama bu da. Hmm, "da runter. Okey Şimdi bunu karıştırmayın Kafanızla karışmasın Sizin kafanızda karışmadığı gibi Kendinizde karıştırmayın yani Bu iki kelimeyi Tamam bunu da anladınız devam edelim Draussen Ich bin draussen Dem başlamayalım Bir numaradan başlayalım Ich gehe heraus Dışarı çıkıyorum Ben bulunduğum yerden dışarı çıkıyorum Hinaus diyebilir miyiz? A, diyebiliriz. Sinonim olarak kullanabiliriz. İkisinde hata olmaz. Bu bir. Dışarı çıkıyor muyum ben? Ondan sonra di diyorum ben Ich bin hinaus gegangen. Ben içerideki bulunduğum yerden dışarı çıktım arkadaşlar. Hinaus. Ich bin draußen. Ben dışarıdayım. Fertig. Drinnen. Ich komme herein. Herein. Ben içeri giriyorum. Hinein diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir evin içine veya bir odanın içine giriyorum. Ich bin hineingegangen. Ben içeri girdim. Ich bin hereingegangen. De denilebilir. Ama bunu, az ikiyi, önceki draußen'de de öyle, drinnen'de de öyle, daha çok hin kullanmanız lazım. Ich bin drinnen. Ben içerideyim. Droben de de Ich lege das Brot. Kalem alayım. Ich lege das Brot herauf. Hinauf da diyebiliriz. Ich habe das Brot hinauf gelegt. Her demiyoruz. Burada tekrar hin kullanıyoruz. Kararsız kaldığınızda hin kullanmayı tercih ederdim ben. Sizin yerinizde olsam bu cümlelerde. Das Brot ist droben. Yani, o da, das Brot ist dort oben. Ekmek nerede? Yukarıda. Okey. Drunter. Das Brot ist drunter. Ve uh, şeylerde de dedik drunten. Umgangssprachlich e, drunten de diyoruz bu durumda. Burada da şimdi unter dem Tisch. Çok e, mantıklı. Unter çünkü kullanıyorlar bakın burada. Burada da darunter yine. Nerede? Yani e, şeyde masanın altında. Drunter diyebiliriz. E, drunten nerede drunten de diyebiliriz. İkisinde umgangssprachlich drunten neli yani böyle Aa, ve ne demiştik? Avusturya bölgelerinde falan daha çok ne, ne'li olan nehirli yani şu şekilde olanı kullanıyor kullan kullanılıyor. Das Brot ist drunter, oder das Brot ist drünten ikisi de olursa da hata getirmez. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bir şeyin altında olan, ceketin altında ne giyiyorsun? Mesela bluze giyiyorum. İkisini de kullanabilirsiniz ama arasındaki farkı ben gösterdim size daha çok yani yüzde 90 nasıl kullanmanız gerektiğini gösterdim size. Bu biraz kafanızı çok karıştırmasın. Diyelim ki ne çok karıştı kafanız. Siz e, bunu kullanın. R'li olanı. Çünkü ne, ne, ne olanlı daha çok umgang sprachlich oluyor. Bir de bölgesel değişiyor nerede kullanıldığı. Çok mu detaylı anlatıyorum acaba diye düşünüyorum ben. Ich habe das Brot heruntergelegt. Aşağı koydum. Ich habe das Brot hinuntergelegt. Aşağı koydum. Ekmeği diyoruz. Ama işte söylediğim gibi hangisini kullanmanız gerektiği ee, onu sonra size söyleyeceğim zaten. Sonraki folyelerde. Ich hole das Brot her rüber. İşte ekmeği buraya benim tarafa alıyorum. Ich habe das Brot hinübergelegt. Kendimden başka tarafa koydum. Das Brot ist drüben. Um, ekmek orada. Yani das Brot ist dort da diyebiliriz. Das Brot ist drüben de diyebiliriz. Yani burada değil, benim yanımda değil de uzaklarda bir yerlerde işte. Unten. Un, unter. Unteri dedik. Ben size şimdi unter terde eğer kararsız kaldığınızda hin unter her unter ikisinde kullanırsınız gramatik fiiller yok. Abda da aynı. Tanya steigt den Berg hinab oder sie steigt den Berg herab. Aşağı iniyor. Sonuç itibariyle aşağı iniyor. Hinli mi iniyor, herli mi iniyor? Egal. Boşverin. Takmayın o kadar. Şüphe durumlarında siz en iyisiyle çoğunlukla hair kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ab ile unter kelimelerinden ama. Okey. So, bir de şey var. Prepositionlu kullanıldığı zaman da, e, daha bakın önünde eğer nach draußen varsa dışarı çıkmış oluyor. Sie geht nach drinnen olursa Hinein dışarıdan içeri gelmiş oluyor. Hin oluyor o zaman. Nah ve hini şey yapın. Okey kafanızda. Einfach birleştirin. Fonda da preposition fon olursa da heri şey yapın. Ben demin na, mi dedim kommt mu dedim hatırlayamıyorum şimdi. Jedenfalls e, geri gidebiliyor muyum? A gidiyorum. Si geht nach draußen. İva şimdi hat, echt hatırlayamıyorum. Si kommt mu dedim, geht mi dedim. Hatırlayamıyorum da. Ama önemli olan nach olursa dışarı çıkıyor. Von olursa dışarıdan içeri geliyor. Gördünüz değil mi? Ay süper bir şey ya. Güzel anlattım ben ama. Neyse. Wohin? Wohin geht ihr? Er. Wohin trenle trennen yaptığımızda, ayırdığımızda da Wo geht ihr er hin? Aynı şekilde dort hin dediğimizde şöyle de diyebiliriz. Dort geht sie hin. E, dediğimizde aynı yani değişen bir şey yok. Tamam. Almanca'da hin und wieder'i birleşik görürseniz eğer şu manaya geliyor. Şimdi kafanız karışmasın. Es regnet hin und wieder. Demek hin und wieder'i Türkçe'ye tercüme ettiğimizde ya bazen ya da arada sırada diye tercüme ederiz. Arada sırada yağmur yağıyor. Havalar nasıl orada? E arada sırada yağmur yağıyor. Es regnet hin und wieder. Oke, okay. devam ee, Almanca'da die Tasche ist hin dediğimizde Çantanın artık Kırıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylemek istiyor bu cümle Bizde de var yani gitti çanta Çanta gitti dersek ne diyoruz hani çanta artık işe yaramaz Diyoruz ya Ama bu Çanta gitti Argo bir şey cümle herhalde. Argon'un ne olduğunu daha halen öğrenemedim ben. Doğru mu kullandım bunu burada bu yerinde bir şey mi söyledim bilemiyorum ama ben devam edeyim. Siz anladınız o önemli. A, görürsünüz neyi? Bunu a, böyle şş, kelimeleri de görürsünüz. Gördüğünüz zaman, Aa bu neymiş falan demeyin. Çünkü hinauf herauf ım, Bakın rauf, runter, einfach kısaltması olmuş oluyor. Bunların rauf, runter vesaire. E, kullanabilirsiniz. Ama yazı dilinde kullanabilir misiniz? Onu ona ben karışmam yani. Onu bir bilemeyeceğim. Onu hocanıza sorun. O da çok biliyormuş zaten dermişiz. Neyse devam edelim. Ha ders var. Şimdi bu dersi siz yapacaksınız ya. Ben karışmıyorum. Ben size sadece aa, şeyi vereceğim. Cevabı vereceğim sonra. Buyurun arkadaşlar. Tercüme lazım mı? Tercüme yapalım. Wir fast erfroren. Dün neredeyse donmuştuk. Çünkü nokta nokta Gerisini siz bileceksiniz. Als wir Eee, ben bunu tercüme edersem zaten dersi vermiş olurum. Bana ne? Sizi, sizin dersini siz edeceksiniz. Ya bana ne ya? Ben size cevap veriyorum. Siz stopa basın. Bu dersi yapın. Ondan sonra cevaba basın. Okey. Şimdi cevap veriyorum. Dikkat. Stopa basın. Also. Ne dedik? Wir sind gestern fast erfroren. Biz dün neredeyse donuyorduk. Çünkü dışarıdaydık. Als wir hineingegangen sind, içeri girdiğimizde, war es warm und wir zogen unsere Jacken aus. Sıcaktı ve biz ceketlerimizi çıkardık. Drinnen haben wir uns Tee gekocht. İçeride kendimize çay yaptık. Bunu anlatmam gerekiyor mu bu? Das Auto haben wir geparkt. Arabayı yok tercüme etmeyeceğim. Çünkü tercüme edersem eğer kolay olur sizin için. Siz stopa basıyorsunuz. Ben size cevap veriyorum şimdi. Basın Stoppa basın şimdi dersi yapın ondan sonra cevaba bakın. Ben gösteriyorum dikkat edin. Das Auto haben wir irgendwo geparkt und finden es nicht mehr. Arabayı bir yerlere park ettik ve bulamıyoruz. Wir denken, biz düşünüyoruz. Dass das Auto irgendwo herkommen wird. Arabanın bir yerlerden geleceğini düşünüyoruz. Tabi e, tabii gelir canım. Bulurlar senin arabanı ve anahtarını verirler. Sana getirirler merak etme. Cümleye bak. Bunu dese dese dünyanın en saftirik insanı der. Bu cümleyi kurar. Ana ben kurdum lan bu cümleyi. Demek ki ben çok safım. Devam edelim biz. Ha bitti. O oldu. O zaman bugünlük bu kadar. Ee, ne diyorduk? Dersi beğenen bir like verecekti. Dersi beğenmeyen de ne yapacaktı? Soru soracaktı, değil mi? Çünkü neden? Anlamadığınız için demeyeyim de eksik anlattığım için anlamadıysanız eğer soru sorun. Okey oldu. Abone olmayı da unutmayın bu ara. Hadi görüşürüz. Bye bye.